Jön Türkler. İstikbalin mimarıdır. Osmanlı'nın hür istikbalinin mimarı. Bugün buraya gelirken annemi, babamı, arkadaşlarımı, şehrimi bırakıp geldim. Bir kaçak olarak, bedel ödeyerek geldim. Lakin payitahta zafer takları altında gireceğim gün yakındır. Kardeşlerim, istibdat rejimini yıkacağız. O zalim hükümdarın istibdatı altında ezilen binlerce masumu hür bırakacağımız gün yakındır. Kelepçeleri kırıp, zindanları yıkıp, asker süngülerini düşüreceğimiz gün yakındır. Bizim inkılabımız sadece mecmua yoluyla sağlanamaz, sağlanmayacak. İnkılabımız ihtilale gebedir. Kanı ancak kan temizler. Mesferet Mecmuası'nın muhariri, büyük muhalif Ahmet Rıza Bey. Agus Comte'un büyük talebesi. Ahmet Rıza Bey bizimle. Onun gibi daha birçok büyük mütefekkir Jön Türk hareketine destek veriyor. Bugün Abdülhamid'in en yakınındaki paşalardan birisi de Jön Türklere inanmışlardandır. İşte hareketimiz büyüyor. Kongremizi topladığımızda yatağını aşan bir nehir gibi büyüyeceğiz. Büyüyeceğiz. Lakin denize akmayacağız. Bizi doğuran Batı Dağı'nın gücüyle Abdülhamid'in sarayını basacak bu nehir. Özüne çıkan her şeyi yakıp yıkacak. Biz inandık. Yaşasın kendi kendine idare olan ameli isyan. Yaşasın kendisini bilen ve vatanının intikamını almaya hazır bulunan delikanlılık. Düşsün namussuz idare-i merkeziye usulü. Yıkılsın Abdülhamid'in kanlı istibdatı. Muhalifleri toplamaktan bahsediyorsun ama cebinde 5 kuruş para yok. Ben 5 kuruşluk itiral yapmam. Yakında öyle imkanlarımız olacak ki, Ahmet Rıza Bey. Ne sen meşvereti çıkarmak için milletten para dileneceksin, ne de ben Paris'te kötü otel odalarında kalacağım. Korkarım. Neden? İhtilal yapalım diye bizi ittirenlerin memleketimizle birlikte bizi de çukura atacağından. Korkakların yarını olmaz. Ahmet Rıza Bey. Vay Karasu. Daha ben söylediğim gibi Jön Türk hareketi başıboş bir nehir olamaz. Eğer akacaksa bizim çizdiğimiz haritada akmalı. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Bunun için yapmanız gereken tek şey kesenin ağzını açmak olacak. Kongre için büyük para gerekiyor. Avrupa'da bulunan bütün Osmanlı muhaliflerinin yol masrafları, otelde kalmaları, yeme içme masrafları, hepsinin hususi olarak ağırlanması gerekiyor ki Sabahattin'e inansınlar. Bütün bunlar hayli masraflı olacak. Hatta bazı muhaliflerin Jön Türk hareketine katılmaları için satın alınmaları gerek. Paranın efendisi benim Karasu. Bu mesele halledilecek. Bir an evvel Sabahattin'in kongreyi toplaması için harekete geçmesi elzem. Sabahattin kongreyi toplarken bizim de Abdülhamid'e darbeler indirmemiz lazım. Ben vurduğum her darbeden sonra yaralandım. Attığım her yumruktan sonra ezildim. Attığım her taştan sonra başıma taşlar yağdı. İşte bu yüzden harflerle vurmalıyız Abdülhamid'i. Harfler?
Robina bunun için bizle. Doğru söylüyor. Abdülhamit'i en nazik şekilde vurmalıyız. Gazetelerin siyah mürekkebiyle. Abdülhamit hakkında karagüdürler çizilecek. Bir harp başlatacağız. Harflerin askerler olduğu bir harp. Ama ondan evvel Jöntürk meselesini halledelim. Yemekten sonra. Buyurun.